Efendim şimdi tek tek görüntülerle birlikte izledik. Yurdun dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Menderes'teki yangının bir hobi bahçesinden çıktığı öne sürüldü. Peki bu nasıl oluyor? Yangın çıkarmanın bir cezası var mı? Elbette var ama ne? Hukukçu konuğumuz Şükrü Aksu bizimle birlikte konuşacağız. Şükrü Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Meltem Hanım. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaz aylarının gelmesiyle birlikte hiç istemediğimiz haberleri peş peşe ne yazık ki ekranlara getiriyoruz. Evet. Kaç ilde çıkan yangınları biraz önce hep birlikte ne yazık ki izledik. Şimdi yasalara göre hobi bahçesi nedir? Hobi bahçesinin hukuki bir karşılığı ne? Yani ben ilk kez duyuyorum. Buradan yangın çıkması ihtimal dahilinde nedir? Hemen sizden bir dinleyelim. Şimdi öncelikle Türk Ceza Kanunu'ndaki bu konuyla ilgili maddelerden bahsetmekte fayda var. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak bir ormanın yanmasına sebebiyet veren kişi hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası hükmediliyor. Hemen bakalım orman yakmanın cezası ne? Biraz önce dedim ya var ama nedir o diye. Şimdi kasten orman yakmak 10 yıldan Şükrü Bey de söyledi. Evet. Az olmamak üzere hapis cezası ve bir günden 10 bine kadar adli para cezası. Evet. Taksirle orman yakma 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası. Bir günden 10 bine kadar adli para cezası ne demek? Neye göre belirleniyor? Şimdi Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı bir günlük karşılığı 100 TL olmak üzere adli para cezasının karşılığı belirlenmiş durumda. Bu tarz kasten orman yakma suçlarında şu husus çok önemli. 10 yıldan az olmamak üzere kasten ormanı yakan kişiye hapis cezası verilir. Bununla birlikte olayın vahametine göre ormanın kaç hektar olduğuna göre, yanan ağaçların özelliğine göre, ağaçlarla birlikte ormanın alt tabakasındaki toprağın humuslu yapısı, ormanın hayvanların zarar görmesi, tüm bunları birlikte değerlendirerek bu olayın vahametine bakarak hem buradaki ceza miktarı, hapis cezası miktarı belirlenirken hem de verilecek olan adli para cezası da ayrıca hesaplanıyor. O yüzden 1000 günden 10 bin güne göre bir ayrım yapılmasının sebebi bu. Taksirle orman yakma suçunda ise biraz daha farklı. Burada dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmak var. Bu sebeple bir yangın ortaya çıktı ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini kanun düzenlemiş. Kasten ve taksirle arasında ne fark var? Tabii şöyle birincisi taksirle bahsettiğimiz şey şu. Siz bir orman alanına pikniğe gittiniz. Orada beraber ailenizle bir piknik yapıyorsunuz. Bu piknik sırasında mangal yaktınız aslında yakmamanız gerekirken onu söndürmeniz gereken söndürmediniz ve bir yangın oldu. Yani dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandınız. Dolayısıyla bir yangın ortaya çıktı. Bu dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan. Burada kanun koyucu şunu da söylüyor. Sen bu yangını çıkardın ancak yangının büyümesine engel olmak için, etkisini azaltmak için hemen yangın ihbar hatlarını aradıysan, olay yerine başka insanları çağırdıysan, etkisini azalttıysan ya da yanan ormanın az bir kısmı yandıysa daha doğrusu bu takdirde verilecek olan ceza yarı oranında indirilir diyor. Kasten orman yakmakta ise burada kişi bizzat isteyerek, bilerek bir orman alanına gidiyor. Bu orman alanını herhangi bir yanıcı maddeyle yakarak plan yapıyor yani. Plan yapıyor aynen öyle ve yakıyor. Burada kanunun söylemiş olduğu başka bir husus daha var. Eğer devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş olan bir örgüt tarafından bu suç işlendiyse burada verilecek olan ceza 10 yıl değil. Müebbet hapis cezası. Çünkü anayasamızın 169. Yasalarda böyle bir şey var. Tabii ki var. Anayasamızın 169. maddesi gereğince ormanlar özel alanlardır. Asla affa, suçların ve cezaların affına tabi olmazlar. Ve burada devletin orman alanlarını korumakla ilgili ciddi bir yükümlülüğü vardır. Bir hususa daha değinmek. Nasıl ayrılıyor Şükrü Bey? Mesela kasten 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 1000 günden 10 bin güne kadar adli para cezası ya. Şimdi ifadesine şunu diyemez mi? Bilerek yapmadım. Tabii. Şimdi burada şey çok önemli. Her olayın özelinde bu değerlendirilecek. Ancak bir kişi olay yerinde eline benzin bidonuyla gittiyse, eline yanıcı, yakıcı maddeler gittiyse, örneğin bazı olaylarda dikkat ettiyseniz benzin istasyonlarından benzin alırken bazı kişiler daha önceki orman yangınlarında görüntülendiler. Bu tarz bir ruh hastalığı. Evet. Bu tarz eylemler tespit edilip böyle bir orman yangını başlatıldıysa işte burada kasten orman yakmaktan bahsediyoruz. Taksirle orman yakmakta ise kişi yanında bir yanıcı alet götürebilir. Ancak götürmüş olduğu yanıcı aletle ilgili buradaki amacı piknik yapmak olabilir, arkadaşlarıyla eğlenmek olabilir, sohbet etmek olabilir. Bu sırada bir çay içmek için
yemek yemek için, yumurta haşlamak için gibi sebeplerle herhangi bir şekilde bir ateş yaktı. Bu ateşin boyutu da küçük çaptı, önleminde aldı. Ancak bir anda rüzgarın etkisiyle ya da başka etkenlerle yangın büyüdü, yani bir yangın haline geldi ve ormanın tamamı yanmaya başladıysa burada taksirle, yani dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaktan bahsediyoruz. Burada haber de verebilir sonuçta, değil mi? Madem tabii ki, istemeden yaptın, tabii ki o zaman haber şunu, verseydin. Şunu vatandaşlarımız unutmamalı. Özellikle yaz aylarına geldik. Hep beraber plajlara gidiyoruz. Ormanın alanlara piknik yapmaya gidiyoruz. Devletin belirlemiş olduğu mangal yapmak için, ocak yakmak için yerler var. Siz bu yerlerde ocak yakmayıp başka bir yerde yakıyorsanız, ben burayı daha çok beğendim burada yakayım diyorsanız, rüzgar daha az geldi burada yakayım diyorsanız, devletin belirlemiş olduğu yer dışında bir yerde yakıyorsanız ya da bu yerde yakmakla birlikte bu ateşi söndürmüyorsanız ya da elinize sigara izmaritiyle ormana gidip ormanlık alana bunu atıyorsanız ya da yanıcı bir maddeyi yanabileceğini tahmin ederek, düşünerek bunu bilmenize rağmen ormanlık alana atıyorsanız ya da ormanlık alana en az 4 kilometre mesafeye yakın olacak şekilde bir anıs ya da bitki örtüsü, genelde köylerde olur ya, yani bu deniden bir tarla ekmek için bunu yaparlar. Böyle bir yakım söz konusu olduğunda orman yangını çıkmasa dahi ihmali hareketle orman yangına sebebiyet verme niteliğindeki bir eylem gerçekleştirdiğiniz için 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis cezası söz konusu. Yani o yüzden orman kanununa ilişkin, orman kanununa muhalefete ilişkin cezalar çok ciddi. Biz bir mangal yakmak istemiştik, ailemle keyif çıkarmak için bunu yapmıştık diye bu suçtan ve cezadan kurtulamazsınız. Ben bir Antalyalı bir vatandaş olarak ve orman alanların çok olduğu bir yerden de gelerek özellikle bütün memleketimdeki bütün güzel insanlarımızı uyarıyorum. Ne olur ormanlarımıza dikkat edelim. Mangal yapmak evet keyif ama tüm kamuoyunun, tüm insanların zararına herhangi bir yangına sebebiyet verecek eylem içerisinde bulunmayalım. Yani bu piknik alışkanlıklarımızı mı değiştirsek? Yani ormana gidip illa oturup ailemizle o eti mi yemek zorundayız yani? Gidin meyve yiyin, illa o ateş çıkacak mı? Ben de onu anlamış değilim yani. Yani çok enteresan. Pikniğe gidildiği zaman illa o mangal yakılacakmış gibi. Şimdi yasalara göre biraz önce sorduğumu evet, sormak tamam. istiyorum tekrar. Tamam. Hobi bahçesi. Nedir hobi bahçesi? Yani hukuki şimdi, karşılığı ne? Tamam. Özellikle son zamanlarda bir takım kamu kuruluşları tarafından da, belediyeler tarafından da belirli bir arazi alanında küçük metrekaresi böyle 50 metrekare, 60 metrekare hatta daha düşük, 10 metrekareye kadar da düşük olacak alanlarda bir takım meyve sebze ekimi için ayrılmış olan alanlara hobi bahçeleri deniyor. Tabii bu hobi bahçelerinde insanların niyetleri hem o şehrin hayatından biraz kurtulup orada biraz eğlenmek hem küçük domates, biber gibi şeyler yetiştirmek. Ancak sonuçta burada da buradan kaynaklanan sebeplerle orman yangınlarının ortaya çıkması halinde Türk Ceza Kanunu'nda bu hem orman kanununda cezalandırmış hem de Türk Ceza Kanunu'nda 170. ve 171. madde kapsamında genel güvenliği tehlikeye sokma suçu altında da bir ceza ayrılmıştır. Burada şunu söylüyor. Bir kişi başka kişilerin canını, sağlığını, mal varlığını zarar verecek şekilde, panik, korku yaratacak şekilde bir ateş yakarsa, bir yangın çıkarırsa bu takdirde de kasten işlenmesi halinde 3 yıl, taksirle işlenmesi halinde ise 1 yıla kadar hapis cezası cezalandırılacaklardır. Dolayısıyla burada hobi bahçesinde gerçekleşti bu olay deyip bundan kurtulma imkanı bulunmamaktadır. Evet, bunları tekrar hatırlatmamız çok iyi oldu. Çünkü belki de cezanın ne olduğunu bilmiyorlar. Evet. Bilinçlendirme açısından iyi bir yayındı. Çok teşekkür ediyorum. Şükrü Aksu bizimle birlikteydi. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.